Evet Burcu Hanım, bu katlara neler söylemek istersiniz? Merhabalar, hoş geldiniz mahallemize. Ben Kadıköylüyüm öncelikle. Siz hoş geldiniz efendim. Aslında uzun zamandır yurt dışındaydınız. Çok uzun zamandır değil aslında, uzun zamandır Türkiye'yim. Yani biraz hani git gel yapıyorum da sanki hep seyahat ediyormuşum gibi bir algı oluştu. Tabii vaktimde hani güzel geçirmeye çalışıyorum. Değerli geçirmeye çalışıyorum. Uzun zamandır da kendim için yaptığım en güzel şeylerden biri sinemaya gelmekti. Geçen haftada son ana kadar diye bir filme gittim. Mukadderat'ı izlemek istedim ama Kadıköy'e geleceğinden tam emin değilim. Konuşmuştuk ama o zaman biraz kafam karışmıştı. Burada özellikle oyuncularla tabii ki izlemek inanılmaz bir hissettirdi. Zaten kıpkırmızı oldum. Çünkü bugün zaten kadınlara seçme ve seçilme hakkının verildiği 90. yılı kutluyoruz ve yani Avrupa'dan önce birçok ülkeden önce bunun hakkı ilk başta bize verildi. Zaman zaman kendimizi üzgün hissettiğimiz, haksızlığı algıladığını, yıldırımızı hissettiğimiz anlar oluyor. Bunun böyle filmler görünce, bu kadar insanı bir arada görünce çok mutlu oldum. Hakikaten çok gurur duydum, özellikle yapımcılardan. Bu senaryo yazdığı için Erdi'ye, Nadim Hoca'yla da çalışmıştık hepsiyle. Aşırı mutlu oldum. Berk Bey hazır buraya kadar gelmişken, eski rol arkadaşının yan yana... Ne diyorsun? Filmde erkeklere eşit köşeler verilmesi. İçeride neler? Her zaman eşit olmuşlar. Tabii canım, bu arkadaş. Sen dur konuş. Tamam. Çok mutlu oldum yani. Hala böyle anlamlı. Bir de 90'lar çocuğum ben. Tam 90'lar ruhunu hissettim şimdi. Şunu da söylemek istiyorum. Sanki biraz böyle özellikle sinemadan sanki elimize ayağımızı çekiyormuşuz gibi hissetmeye başladım. Ben çok filme ya lütfen sinemalara gelelim, özellikle bağımsız filmleri destekleyelim, birbirimize sahip çıkalım. Çok güzel bir dizi, mukadderat diyorum. Herkes duyursun gelsin. Hemen yeni projelerinizi sormak istiyorum. En son bildiğimiz kadarıyla proje okumaya devam ediyordunuz. Var mı yeni gelişme? Ve iş arıyorum demiştiniz aynı zamanda. Aslında orada biraz üzüldüm. Çünkü iş arıyorum demedim, iş okuyorum dedim. Sonra karşımdaki beyefendi iş mi arıyorsunuz dedi, düzeltemedim de. Yani kaldı öyle. Girmek istemedim. Ama tabii ki de yani ben de iş arıyorum sonunda. Hani bu iş aramak, bu bizim işimiz. Evet. Ondan gocunmadım ama böyle ufak bir şeyler başka durumlar... Niye çekilmesinden dolayı? Evet. Ondan bir tık rahatsız oldum açıkçası. Birbirimizi dinlemeyi unuttuğumuzu fark ettim. Ezbere konuşuyoruz biraz. O beni üzmeye başladı artık. İş okudum, okuyorum. Bu filmden çıktım da yanaklarım kıpkırmızı, yüreğimde bir heyecan hissediyorum. Buna benzer işler yapmak istiyorum. O yüzden iş okuyorum, okumaya devam edeceğim. Tamam, kendimle görmek istediğim zaman göreceğim. İnşallah güzel bir projede ekranlarda İnşallah. Tekrar görürüz sizi. 2025'e de az kaldı. Neler yapacaksınız? Yılbaşında planlar yapıldı mı? Ailecek mi geçireceksiniz? Yok, daha plan yapmadım. 2025 aşk yılı olacak diyorlar. Yani her şeyi aşkla yapınca güzel. Sizin beklentileriniz nelerdir 2025'ten? Yani böyle sonunda kendimi iyi hissedeceğim işler yapmak. Önce bilmiyorum yani biraz sektörde ve işlerden uzak kaldığım için böyle hakikaten heyecan bulmaya başlayacağım şeyler yapmak istiyorum. İnşallah. Sosyal medyada paylaştığınız her fotoğraf oluyor. Bunun sonuna neler söylemek istersiniz? Şimdi sorular başka bir ekipte, arkadaşlarım da bekliyor. Biz sinema konuşmaya geldik. Peki, teşekkür ederim. Ben burada olacağım ama gitmedim. Tamam.